Avusturya'dan MediaMarkt'a geldim. En merak edilen teknolojik ürünleri fiyatlarını inceleyeceğiz birlikte. İlk olarak bilgisayarlarla başlayalım. Biliyorsunuz çok sayıda marka ve model mevcut ve ben de gördüğüm tüm markaları ve modelleri çekmeye çalıştım. Bazı kısımlarda ışıktan dolayı parlamalar olmuş. Yani yakından almaya çalıştım fiyatları ve ürünlerin bilgilerini görmeniz için durdurarak izlersiniz beğendiğiniz modele göre. Hangi modeli almak istiyorsanız ya da karşılaştırmak istiyorsanız tek tek yani kişi bazlı olmasın diye tüm marka ve modelleri çekmeye çalıştım. Alışveriş videosunu çekmesi ve düzenlemesi çok zor arkadaşlar. En çok zorlandığım bu zamana kadar hem çekerken hem düzenlerken ki video bu oldu. Instagram'dan MediaMarkt'a geldiğimi ve hangi ürünlerin fiyatını merak ettiğinizi sorun diye bir soru kısmını açmıştım. O kadar çok soru geldi ki artık işin içinden çıkamayınca neredeyse tüm mağazada video çektim. Umarım işinizi görür yani faydalı olmuştur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala destek olun arkadaşlar lütfen. Çünkü gerçekten çok uğraştım bu video için. Normal dizüstü bilgisayarların yanı sıra gamerlar için oyun bilgisayarlarında fiyatlarını çekmeye çalıştım. Sıra geldi en merak edilen ürün iPhone'lara. iPhone 14 Pro Max 1300-2000 euro. 14 Pro'su 1200-1350, 14 Plus 1000-1430, 14 de 1930 ile 1300 arası. iPhone'larda burada yaklaşık 2 yıla dayanan bir taksit seçeneği de var. iPhone'lara bakmışken Apple Watch'lara da bakalım. AirPods'ların fiyatlarına bakalım. Merak edilenlerden bir diğeri de iPad'lerdi. Merak edenler için Xiaomi ve Samsung gibi farklı markalarında fiyatlarına baktım. Ayrıca akıllı saatlere de çekmeye çalıştım. AirPods'ların da fiyatlarına bakalım. Benim telefonum bir üst modeli. Aklım orada kaldı alsam mı diye. Samsung'un katlanabilen telefonuna bayıldım. Bu da benim şu an kullandığım telefon. Daha ucuza aldığım için mutlu oldum.
Batstu'yu da daha uygun almıştım. Belki merak eden vardır diye bu tuşlu telefonları da çekmek istedim. Buna göre çok garibime gitti. Yeni evlenen ve çeyiz düzenleri unutmadım. Elektrik süpürgelerini de çektim. Ancak buradaki markaların çoğu Alman markası, bizde olmayanlar. O yüzden olanları çekmek istedim. Philips'i çektim mesela. Ve tabii ki en merak edilen ve en çok sorulan Dyson'lar. Dyson'ların farklı modelleri olduğu için hepsini çekmeye çalıştım. Hangi fiyat hangi modele ait olduğunu daha net anlayabilmeniz için tek tek bir daha şu şekilde göstermek istedim. Videoyu beğenin lütfen arkadaşlar. Robot süpürgeler de çok merak ediliyor. Biraz da onların fiyatlarına bakalım. 450 ile 1000 euro arasında değişiyor fiyatları. Dyson'lara bakmışken soğutuculara da bakmak istedim. Bazı markaların mouse'larını da çektim. Bizim bölümde en çok bozulan ve kaybolan şey pointer. VR gözlüğünde fiyatına bakalım. O kadar çok soru gelince bir noktadan sonra gerçekten her şeyi çekmeye başladım. Merak eden olur belki diye yazıcılar da çektim. Burada en çok kullanılan araçlardan bir tanesi bisiklet. O yüzden bisikletleri de merak ettim. Kaykay ve scooterların fiyatlarını da görebilirsiniz. Gelen sorulardan birisi düzleştiriciydi. Dyson'a da çektim o yüzden. Farklı marka ve modelleri göstermek istedim. Bu fırçalı olan düzleştiricilerden memnun musunuz arkadaşlar? Onu da sorayım bu arada. Benim düzleştiricim bayağı eski. Önerisi olan varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Büyük beyaz eşyalarda fiyatlarını merak ettim. Ne durumda diye. Çok makul fiyatlarda da var, yüksek fiyatlarda da var. Kilosuna göre, markası ve modeline göre, bütçenize göre. Sizler için tamamen alıcı gözüyle baktım ve içinde de göstermek istedim. Hizmette sınır yok. Bu buharlı ütüler bu ara çok moda, o yüzden bunları da merak ettim. Merak edilenlerden birisi PlayStation'lardı. PlayStation ile ilgili hiçbir bilgim yok ama oyunlar mesela 75 euro, 70 euro, 45 euro. Bunlar neden bu kadar pahalı arkadaşlar? PlayStation 4 oyunlar 20 euro.
Bu nasıl bir bilgisayardır arkadaş? Son olarak bir de televizyonların fiyatlarına bakmak istedim. Evet, videomuzu likelamayı, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Fiyatı sizi en çok şaşırtan ürün hangisi oldu? Ya da Türkiye'ye göre bu daha ucuzmuş ya da daha pahalıymış dediğiniz ürünleri yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.